Merhaba, bu videomuzda ActionScript 3 içerisinde koşullu ifadelerin kullanımını inceleyeceğiz. Programlama içerisinde en fazla ihtiyaç duyduğumuz yapılardan bir tanesi de koşullu ifadelerdir. Koşullu ifadelerin kullanımına baktığımız zaman bir koşulun gerçekleşme durumu ya da gerçekleşmeme durumu karşısında çalışacak kod bloğunun belirlenmesi şeklinde ifade etmek mümkündür. Bu bölüm içerisinde öncelikle koşullu ifadeler.as isimli ActionScript dosyamızı açıyoruz ki bu dosyalara izle öğrenin blog sayfalarından ulaşabilirsin. Bu bölüm içerisinde öncelikle bir değişken tanımlayalım. Bu değişkenimiz var koşul. Bu bir boolean değeri olsun, değişken olsun. Ve buna da true değerini atayalım. Şimdi koşulumuzu oluşturalım. En fazla kullanılan koşullu ifadelerden biri olan if'i bu örneğimizde gözlemleyelim. If koşul trace true. Şimdi burada eğer herhangi bir karşılaştırma operatörü kullanmazsam varsayılan olarak bunun true olup olmadığını kontrol edecektir. Burada if koşul dedikten sonra bu değişkene true eklediğim için otomatikman output bölümünde true'yu görmeyi bekliyorum. Ctrl Enter'a test ediyorum ve output bölümünde true yani doğru olduğunu gözlemliyorum. Ama ben burada eğer boolean değeri olarak false'u ekleseydim ve kaydettikten sonra test etseydim output penceresinde herhangi bir sonuç göremeyecektim. Bunun nedeni eğer doğru olsaydı bu ifade bu komutun çalışacağıydı. Böyle bir durumda doğru olursa ve yanlış olursa yani koşulun gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi durumlarını da kontrol etmek mümkün. Bu durumda bir else ifadesi ekleyelim ve trace false diyelim. Bu durumda kodumu kaydedip çalıştırdığımda boolean değeri olarak false'un eklenmiş olması else bölümünün çalışmasını mümkün hale getiriyor. Yani bu durumda koşul doğruysa bu bölümü, koşula yanlış değer eklendiyse de bu bölümü çalıştır şeklinde bir yapı ortaya çıkıyor. Şimdi bunu farklı bir örnekle ve burada karşılaştırma operatörlerini de kullanarak bir takım çalışmalar yapalım. Bunun için yeni bir değişken isterseniz oluşturalım. Var kontrol diye bir değişkenimiz olsun ve bu değişkenimiz string özelliklerine sahip olsun ve bu değeri ben Adobe Air olarak belirleyeyim. Daha sonra buradaki bölüm içerisinde şöyle bir kontrol gerçekleştirelim. Diyelim ki if kontrol değeri çift eşittir. Buradaki çift eşittir şu açıdan önemli. Eğer eşitse diyoruz çünkü tek eşittir de bir atama rolü var. Burada çift eşittir'i kullanarak aslında bunları karşılaştırıyoruz. Adobe Air değeri girilmişse burada bir trace komutuyla ürün adı doğru şeklinde bir bize mesaj ulaştırılsın. Eğer ürün adı yanlış girilmişse ise bize ürün adı yanlış olarak bir mesaj ulaştırılsın. Bu aşamada
biz ürün adıyla kontrol edilen değerin aynı olması durumunda ürün adının doğru mesajı almayı, farklı olması durumunda ise ürün adının yanlış mesajı almayı bekliyoruz. Şimdi kaydedip çalışmamızı kontrol edelim ve ürün adının doğru olduğunu mesajını alalım. Burada biz eğer ürün adını yanlış girseydik ve ürün adı kontrol edildikten sonra ürün adı karşılaştırmasında ürün adının yanlış olarak belirlendiği mesajı almış olurduk. Çünkü bu yapı içerisine baktığımız zaman artık bu ifade değil, bu ifadenin tersi olan durum devreye girmekte ve ürün adı yanlış şekilde ifade edilmekte. Burada bir küçük bilgi olarak mevcut durumun tam tersi durumu da çok basit bir operatörle kontrol edebildiğimizi söyleyebilirim. Burada örneğin buradaki çift eşittir kısmının başına ünlem işareti yerleştirirsek buradaki durumun tam tersi durumu kontrol edeceğini programa söylemiş oluyoruz. Burada aslında biz yanlış bir isim girdik ama buradaki koşullu ifade tam tersini denetlediği için kaydettikten sonra çalıştırdığımızda yanlış girmemize rağmen ürün adı doğru şeklinde bir mesaj aldık. Çünkü burada kontrol ettiği ürünün adının doğru girilmesi değil, yanlış girilmesi. Yani ürün adı eğer yanlış girilirse bu mesajı ver. Eğer ürün adı doğru girilirse bu mesajı ver şeklinde bir ters durumu ünlemle sağlamak mümkün hale gelmekte. Koşullu ifadelerde birden fazla çalışmada kontrol edilebilir. Burada if, else, if, else'i beraber kullanarak farklı çalışmalar sürdürülebilir. Burada bir farklı belki yaklaşım olarak da if, else'in beraber kullanımını switch'le kontrol ederek bir farklı koşullu ifadeyi de kullanarak çalışmalarımızı sürdürebiliriz.